Yasemin Ahmet Ülger ne güzel bir yorum yazmış, onu okuyacağım. Şu an sizi izliyorum, bayılıyorum ikinize. Biz de size bayılıyoruz. Ben de güzel yorumlardan bir tane okuyacağım. İkinizin de alnından öpüyorum. Vallahi kadın başınıza yapmadığınız kalmadı. Herhalde ya. Herhalde. Herhalde. İyi bir şey, iyi bir şey, iyi bir şey. Alnımızdan öpüyormuş. Yani bu kadar sesi kadın başımıza çıkartmışız. Şimdi kadın başımıza bir şey bulacağız. Detay bulacağız. Siz de ekran karşısında bulacaksınız. Fotoğrafı getireceğiz size. Ve diyeceğiz ki. Biliyorum. Eksik olan ne? Veya bu fotoğrafta oynanmış mı, oynanmamış mı? Bu fotoğrafta ne var, normal ne? Fizikte olan ama bu fotoğrafta olmayan ne var? Hadi bakalım soruyoruz. Ajda Pekkan'ın son koyduğu fotoğrafın detaylarıyla inceleyeceğiz. Buyurun paylaşalım. 72 yaşındaki Ajda Pekkan. Taş yemin geliyor, ediyorum. Taş. Ben var ya kendi yaşımdan utanıyorum bu hanımefendiyi görünce. Utanıyorum taş. Ya. Gerçekten taş. Şimdi ben bu fizikli değilim mesela. Yemin ediyorum size helal olsun. Ama bir bakalım. Bir tam ekran verir misiniz? Tam ekran. Bizi inceleyelim. Bizi yok et. Bilal. Bizi bir yok et. Sevgili canımız yönetmenimiz. Güzeller güzel kadını ver. Evet. Mesela Ece de çok güzel ama bir şey Ajda Pekkan. Ben dur verelim. Gideyim hatta. Şimdi Ececiğim. Şimdi bu fotoğrafa dikkatli bakıyoruz. Ne şimdi, görüyorsunuz veya ne görmüyorsunuz? Bel kısmında ciddi bir içe sokulma var. Böyle bir nefes almamış mı nefes fotoğraf çekerken? Nefes alma, o Ander Çelik hareketi. Nefesi çekmiş mi diyorsun? Hayır hayır. Hani bir tane bir uygulama var, belini içeri doğru alıyorsun. Evet. Bu var mı öyle bir şey? Var var var. Yapalım mı biz de? Vallahi yapalım. Fotoğraf. Ama çok belli de, oluyor. Hayır, bak her ortamda olmuyor. Mesela yeşillikte, denizde, ormanda falan oluyor. Hadisenin yaptığı konuşuluyordu hani bir yerde. Ama o da düz çizginin arkasına yaptı yani. Yani. O olmaz, o zaman yamulursun. Şimdi bir dakika seyircilerden. Instagram hesaplarımızı bir dakika verme Bilal, dur bir. Instagram hesabımızı biliyorsunuz Ece Erken Bircan Bali. Bize yazın. Bu fotoğrafta görmediğiniz ne var? Hemen şey, bize yazın bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim, var mı? Görmediğiniz bir şey var. Bir şey var mı? Sen eksiklik misin? Var. Eksiklik var. Evet. Ay bir dakika yine tam ekran ne olur. Sen biliyor musun? Hayır. Yemin ederim bilmiyorum. Bir bak o zaman. Dikkatli bak. Falan izlemiyorum. Bir bakabilir miyiz? Evet, biraz daha yakın verelim. Ekran izleyici de görsün, ben de göreyim ne olur. Evet. Şam, Şam.g yazmış. Göbek deliği nerede diyor Ajda Pekkan'ın. Gerçekten evet. Göbek deliği yok. Ya Çağ bravo, ilk bilen sensin. Ama bir şey söyleyeceğim, hayır ya, göbek deliği var aşağıda. Nerede? Aşağıda be. O kadar aşağıda olur mu? Hayır aşağıda. Bir de orijinaline bakalım, yani önceki fotoğraflarındaki göbek deliğini bulduk. Bak. Usta haberci Bilal Özbilge önceki fotoğraflardaki göbek deliğini buldu Ajda Pekkan'ın. Ama göbek deliği aşağıda yapmayın ya. Bir bak, bir dakika bilmiyorum şimdi, tarafsız verelim. Aa var mı bakalım. Hani ya. Çok seviyoruz diye dur bakalım. Göbek deliği aa, yok, göbek deliği yok, ayrım. Göbek deliği yok, göbek deliği yok demişler. Göbek deliği yok mu? İçeriye çektiği boğazlarından belli bütün damarları çıkmış. Göbek deliği, herkes anlamış göbek deliği olmadığını. Photoshop yapmamış, elleri ve boynu çok kötü görünüyor diyen var. Herkes göbek deliği demiş. Bu Photoshop çıkmadı henüz herhalde ya. Var mı? Ya şu eski fotoğrafa bakabilir miyiz göbek deliğiyle bakalım. İlgili? Bakalım. Geliyor mu fotoğraf? Ya Ajda Pekkan'ı da çok seviyoruz. Gerçekten çok öyle. Seviyoruz. Göbek deliği. Yani Photoshop yapsan ne olur, yapmasan ne olur Ajda Pekkan? Ya o poposunu hatırlamıyor musun ya? Geçen yılki o popoyu mutfaktaki. Maşallah yani, ya. Yani Allahu Ekber. Evet. Şimdi izleyicisine saygısından bugüne kadar sporunu yapmış, vücudunu korumuş, estetiği bile izleyiciye çocuk saygısından bile yapan, çocuk bile yapmamış gerçek bir star. Kesinlikle gerçek öyle. Gerçek bir hanımefendi. Gerçek bir starsınız ama şu göbek deliği konusunda takıldım. Bence aşağıda göbek deliği, o peştemalin altında kaldı. Yani mesela ben yüksek bel giydim, göbek deliğim görünmüyor aşağıda. Ya Özge Ulusoy'un göbek deliği enteresan bir yerde. O yukarıda. Hatırlıyor musun? Evet, şimdi diyor ki Bilal, fotoğraf birazcık şey diyor... Müstehcen gösteremiyorum diyor. Müstehcen diyor, veremiyoruz diyor. Yani öyle de şey çılçıplak yok herhalde değil mi Bilal? Ama bir şey göbek deliği mesafesini görmemiz lazım Bilal ya. Ama yani biz WhatsApp'tan bir... atsana bize. Yok ya, ben bir yakınlaştır mısınız? Ben göbek deliğini gördüm ayol. Vallahi gördüm ya. Yani düşünsene saat 10.04 göbek deliğini 4 dakikadır konuşuyoruz. Ve ama göbek gördüm. Deliğini gördük. Nerede gördün? Pestimali tam o sıkışmış yerinde var. Bak oradaki şey göbek deliği Ece. Göster Canan Ece'ye. Canan emin misin? Göster, o bence göbek deliği. Evet, bir dakika, kameramanlar daha iyi bilir. Neden biliyor musun? Onlar çekiyor. Şuraya veremiyor muyuz? Şuraya verelim. Kameramanlarımıza soracağız. Göbek deliğini görüyor musun? Görmüyorum. Sen? Gördün mü? Ya şuraya bir verebilir misiniz? Ben yok. Göstereceğim izleyiciye. Kameramanlar da yok diyor. Bak göster, gidiyorum.
Kalem de al eline. Kalem alıyorum. Bak. Şu göbek deliği arkadaş. Şu. O beni ver. Şey Cimi. Cimicim. Çalış bugün. Şu göbek deliği Ece. Net. Bilal diyor ki yok öyle bir şey. Ben vallahi araştırdım. Vallahi kadının diyor. Göbeğinin deliği bu ya. Bu. Bakın bu göbek deliği. Bence. Orada da gayet net görünüyor. Ya bak, peki bir şey söyleyeceğim. Göbek deliği. Daha Özge Ulusoy'un versenize göbek deliğini. Niye Özge'yi yapıyorsun? Özge çok mutlu. Özge çok Özge. Mutlu. Özge'ciğim çok mutluluklar diliyorum sana. Ne kadar güzel bir enişte getirdin bize. Böyle uluslararası platforma taşıdın bize. O yüzden göbek deliğini ne Özge Ulusoy'un göbek deliğini? Enişte göbek deliği yukarıda seviyormuş. Göbek deliği farklı yerde olabilir mesela. Seninki nerede? Belki Ayşe Pekkan'ı biraz daha altta olabilir. Bak en seksisi o ama. Ayşe Pekkan yeni resmi mi var? Ha. Ver. Ya bana gösterdin ben biliyorum. Oradaki Ayşe Pekkan orijinalde göbek deliği şuralardı. Bayağı öyle normal mi? Yani. Evet biraz üstte. O zaman bilemem. Gördüğümü anlatıyorum Bilal. Delik yapmış. Benle tartışma Bilal. Kulağıma bilsenin sevgi seveceğimiz yani dış ses olarak aslında yayına verilse Bilal neler var ya. Neler söylüyor değil mi? Neler söylüyor ya. Bir yedirin. Şey söyleyeyim bir dönem yaptık. Bir dönem yaptık Bilal'in sesine verdik yayına bir gün. Ha. Konuşuyordu ha dedik artık yeter tamam veriyoruz. Valla ben de birazdan diyeceğim. Özge'nin göbek deliği çok yukarıda evet. Ya. Şurada falan ya. O nasıl oluyor acaba? Ya bu tam anlamıyla yapı meselesi ama. Ne? Kameramanlar şokta. Bu da burada göbek deliği, o da orada. Neyse göbek deliği. En ideali tartışma. Şöyle 4 parmak, kasıktan 4 parmak yukarıda olanı. Bana nasıl anlatayım ayol? Yani güzel. İdeali mi var göbek deliğinin? Tabii şimdi çok yukarısı çok aşağısı da şey sağlıklı olmayabilir yani. Bir de göbek deliğini temiz tutmak lazım. Her türlü mikrobu müsait. Ajda Pekkan'ın göbeği işte. Bak abi, göbek deliği. Kadını ki aşağıda yapmayın şu an. Bak çok kasına yakın yani. Yok yok tamam. Bir dakika Bilal Bey yayına bağlanır mısınız şu an? Hayır ciddi söylüyorum. Hayır vallahi bağlanacaksın. Ne yoksa diyor? Şu kulaklığı çıkarıp bir daha konuşmam. Bilal'i yayına bağlayın. Senle tartışacak. Bilal lütfen telefonla bağlanır mısın? Hayır tamam da tartışacak bir şey yok ki. Bilal Bey ortada yani. Kadının hayır lütfen yaş. Bilal Bey lütfen şu göbek deliğiyle ilgili yayına bağlanmanızı rica ediyorum. Ne diyor? Yani sizin aranızda kalmaktan çok şey oldum böyle yani. Pazartesi parti vallahi çok gerildim. Bilal'in göbek deliğine bakacağım. Bilal göbek deliğini senin geldi. Bağlanır mısın? Evet. Alo. Alo. Evet Bilal Bey. Evet alo. Ne diyorsunuz? Göbek deliği nerede sizce ve nerede olması gerekiyor? Bağlandı Bilal mı? Bey. Yok. Bağlamayacağım. O zaman diyor. Ben söyleyeyim. Ajda Pekkan'ın göbek deliği var. Altta kaldı. Evet var o zaman. Ben de öyle düşünüyorum. Var tamam. Televizyon gücünü kullan. Evet. Evet. Bizim sesimiz çıkıyor. Bilal'in evet. Çıkmıyor. Tamam. Biplememiştir inşallah. İnşallah. Devam ediyoruz. Şimdi.